Merhabalar, YouTube kanalımız Bir Şey Hakkında Her Şeye hoş geldiniz. Buradan herkese saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bildiğiniz üzere bundan önce bir video çekmiştim. Hem İstanbul'a hem de güvercinlere veda videosuydu bu. Tabii sizlere veda etmedik. Bundan sonraki videolarımızı, projelerimizi devam ettirmeye çalışacağız. Şimdi bulunduğumuz ortamı ufak ufak sizlere tanıtacağım. Buradaki yaşantıyı, burası bir köy ortamı. Havası, suyu, bambaşka, çok güzel bir memleket. Daha sonraki videoda aslında burayla alakalı bir videoda çekebilirim. Şimdilik yaşadığımız ortamla alakalı akrabalarımız olduğu köye gideceğiz. Oradaki yaşam koşullarını, şartlarını sizlerle paylaşacağım. Umarım güzel bir video olur. Bundan sonra videoların devamı muhakkak yani gelmesi için elimden geleni yapacağım. Siz de abone olup bizi desteklerseniz bizi daha çok cesaretlendirmiş olursunuz. Şimdilik dilerseniz videomuza başlayalım. İyi seyirler. Gel bakayım, gel. Hayır, gel. Havlama. Gel, otur. Otur yerin. Otur. Şşş. Otur. Gel. Ne kadar da o annesi nasıl gidiyor annesi? Ya bak burada bir sürü güvercin var. Şunlar da van kuşu. Böyle bir yer yapmıştım onlara. İçinde bir çift yumurtası var. Yukarıda var herhalde. Bunların formları biraz farklı tabi. Bunun burası gibi değil. Bu halklarda tavuk yerleri, evet, kas falan tavuk besliyorlar bir de burada. Ama güvercinler bayağı bir sağlıklı yani. Şuradan bilmiyorum. Yeah.
Bunlar da saldırmasın, bunların her şeyi vahşi. Ne oldu ya? Çatışma mı çıktı ya? Ne yapıyor bunlar ya? Sorun ne kardeş? Neyi paylaşıyor bunlar? Bunlar bir senin yavrular herhalde. Bunlar keçi zaten herkesin bildiği gibi. Şurada kuzu. Yani bir ay sonra filan burada havalar soğumaya başlar. O zaman işte köyün zorlu koşulları kendini göstermeye başlar. E tabi şehir de kendine göre zorlu bir ortam. Buranın da kendine göre zorlukları var. Ama tabi burada doğayla iç içesin, hayvanlarla iç içesin. Yani buranın oksijeni, havası bir başka tabi. Evet, bu tarz bir yaşantıyı seçen insan zaten hani şehirli metropole göre daha sağlıklı. Her şey doğal. Şöyle şu küçüklere bir yanaşalım. Bunlar bu senenin yavruları. Şu an saat 8 ama ona rağmen burada güneş bayağı bir yükselmiş. Çünkü doğu bölgesindeyiz. Burada dediğim gibi yaşam şartları tabii şehre göre çok farklı. Hayat da burada erken başlıyor. Bu mesela koyunların ilk ağırdan çıkma sahnesini falan çekmek istedim ama ve saat 5'te 6'da falan çıkarıyorlar herhalde ağırdan. O sahneleri çekemedim. Bu yavrular kaldı. Büyükleri de daha sonra çekerim. Onlar da şu an dağa çıktılar. Gelişlerini çekerim en azından. Burası da böyle bir yapıya sahip. Otlarını biçmişler. Burada belli dönemler ot biçiyorlar. Yani bu dönemlerde. Hatta birkaç kere, senede birkaç kere herhalde bildiğim kadarıyla ot biçiyorlar. Bunları kışlık için biriktiriyorlar. Evet, şu karşıda gördüğünüz dağ, şöyle yakınlaştırırsam, burası Artos Dağı, sönmüş bir yanardağ. Torosların devamı niteliğinde bir dağ burası.
bu görmüş olduğumuz kanal da Şamran kanalı. Yani bu gerçi sular biraz bulanık bu mevsimde, demek ki böyle oluyor. Bu şöyle gidiyor. Şu ileride hidroelektrik santrali var. Oraya gidiyor. Buradakiler buraya Şamran kanalı. Gerçek Şamran kanalı. Şu gördüğünüz duvar, şu karşıdaki gördüğünüz duvar gerçek Şamran kanalı o. Yani yaklaşık 3000 yılına dayanan bir geçmişi var. Urartular tarafından yapılmış bir kanal bu. Gerçek kanal bu. Bu Şamran kanalı daha sonradan yapılan bir kanal. Şöyle de bir suyu var işte. Burada tabi zamanda buraya düşüp ölenler de olmuş anlattıklarına göre. Bunun suyu yükseldiği zaman oldukça tehlikeli olabiliyor. O yüzden dikkat etmek gerekiyor bu tarz bir yerlere. Saçmalık olayım. Evet, buranın da böyle bir piyasası var. Evet. Şu aşağıdaki zamanda bir, hani ilk geldiklerinde ev olarak kullanmışlar orayı. Şu ileride bir ahır falan var işte böyle. Burası yine onların tarlaları, ot biçmişler. Hazırlık yapmışlar. Şu karşı taraf gördüğünüz gibi komple güneş enerjisi. Hangi firma yapıyor bilmiyorum ama işte güneş enerjisiyle donatmışlar onları. Şöyle bir ortam var. Dün şurada iki tane tilki vardı. Çekmeye çalıştım. Hani kaydedim derken edememişim. Yani fotoğraf çekmişim. Kışa hazırlık otları biriktirmişler burada. Şurada da aynı şekilde bayağı bir ot var bunları. Belli dönemler. Bunların makineleri var. Makine ağzına koyup bunları kesip buradaki hayvanlara o şekilde yediriyorlar. Çok güzel bir ortam var bunun. Yani büyük bir emek sarf edilerek bu aşamaya getirilmiş. İlk geldikleri dönemler buralarda hiçbir ağaç yokmuş. Yani en büyük ağaç insan boyundaymış en fazla. Bunları ekmişler, böyle yetiştirmişler. Yaklaşık bir 30 senelik bir emek var burada. Bu da dediğim gibi ilk bu bölgeye taşındıklarında kaldıkları ev bu evmiş. Daha sonra işte burası ahır, dediğim gibi. Böyle bir ortamları var şu an. Şöyle bakıldığında mükemmel bir yer. Herkese nasip olmayacak bir ortam aslında. Tabii şehirli yaşantıyla burayı kıyaslamak mümkün değil. İnsanları buradan şehre iten belli başlı zorluklar olsa da aslında eşleştirme yaptığın zaman oranın geliriyle buranın geliri arasında belki belli başlı farklılıklar olabilir. Oradaki kazançlar daha yüksek olabilir ama sağlık açısından baktığımda buranın verdiği sağlığı, buranın oksijenini şehirlerde bulamazsın. Köy yaşantısının hem sağlık açısından hem zihin açısından çok önemi var tabi. Belli başlı zorunluluklar olmazsa hiç kimse tabi kendi yerini yurdunu terk edip şehre yerleşmez. Oradaki hayatı kabul etmez, tercih etmez. Tabi tercihler olabilir. Ona bir şey demiyorum ama normal şartlarda insan kendi sağlığını hiçbir şey değiştirmez. Burada yaşayabilen için tabi köy hayatı bir başkadır. Gitgide buralarda şehirleşecek zaman içerisinde, buralar nasıl ki ilk yenildiğinde bu şekilde değilse, bundan sonraki süreç içerisinde bu şekil kalmayacak, elbet değişecek. Yani yeniliğe, moderniteye ayak uyduracak bir şekilde. Buradaki bu şekil doğal ortam belli bir süre sonra kendi doğal yapısını yitirecek muhakkak. Şu dağda gördüğümüz güneş enerjilerinin kurulması gibi. Şu güneş enerjilerini araştırmadım ama bunun doğaya katkısından çok zararı olduğunu düşünüyorum tabii. Çünkü doğal bir şey değil, suni. İnsan tarafından sonradan konumlandırılmış, tamamen çıkar amaçlı yapılan bir şey. Burada ekolojik dengeleri nasıl etkiler onu bilmiyorum. Ama muhakkak, yani dediğim gibi,
yarardan çok zararı vardır diye düşünüyorum. Burada doğal yaşamı bu şekil gitgide hani tahrip edilmesi tabii doğa dengesini bozacaktır zaman içerisinde. Ama şimdilik yaşama fırsatı varken bu doğayı görme, buranın oksijeni içine çekme fırsatı varken bu tarz ortamlarda bulunmak, yaşamak insanın önceliği olmalıdır. Az önce bir tane keçi kestik. Bunun ayakları, kafa derisi falan. Şimdi az önce bana saldıran köpeğe götüreceğim. Bakalım tepkisi ne olacak. Bana beni sevmedi, çok saldırıyor bana. Belki şimdi barışırız. Gel bakayım, gel. 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 Bak 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 ne getirdim bak. Bak ne getirdim. Sen çok şerefsiz bir köpeksin. Al. Fırlama lan. Bak. Al. Lan ona rağmen hırlıyor bana. Al. Tamam gidiyorum ben. Tamam. Terbiyesiz köpek. Sana o kadar şey getirdik. Buradaki meyveli meyve ağaçlarını tanıtacağım. Ha burada neymiş? Bu zeytin ağacı. Büyük ihtimal evet zeytin ağacı. Şu karşıda güzel bir elma ağacı var. Maşallah çok iyi. Çok verimli bir ağaç. Şurada bir ağacımız var. Bu kayısı ağacı. Tabii şimdi kayısı dönemi olmadığı için kayısı yiyemeyeceğiz ama burada bir elma ağacımız var maşallah. Şu güzelliğe bak. Şöyle. Maşallah o kadar verimli bir ağaç ki yani yapraktan çok elma var desem yeridir yani. O kadar ki elma vermiş bu sene. Tabi her sene böyle vermez ama bu sene iyi yani. Hatta koparıp tadına da bakmak gerekiyor. Bakalım tadı nasılmış. Şu ağaçtan bir bakalım. Burada bir de bir tane ayva ağacı var. Bu da iyi ayva vermiş. Burası da ufak bir bahçe, bostan. Bunu da şöyle bir çekelim. Domatesler biraz
keyifsiz kurumuşlar. Ama yine de iyi. Şöyle bahçenin içine bir girelim. Yakından çekelim şurayı. Fasulye falan ekmişler. Burası da böğürtlen var. Evet. Böğürtlen. Şu karşıda bir ceviz ağacımız var. Şu an cevizleri de bayağı iri. Burası böyle bir bahçe. Doğal yaşam. Güzel. Kendi halinde bir bahçe. Tabii daha iyi olabilirmiş ama susuzluktan mıdır nedir? Biraz keyifsiz yani. Ama yine bunların ihtiyacını karşılayacak kadar bir verim veriyordur herhalde. Bilmiyorum. Şunlar biberler. Evet, şöyle göstereyim. Biber. Acı mı? Niye acı demiş? Domates. Domatesin de gelmişken bir tadına bakalım. Gerçekten beni çocukluğuma götürdü. Çoktandır bu şekilde bahçe domatesi yemiyorduk. Hep raflarda, marketlerde aldığımız domatesleri yiye yiye gerçek domatesin tadını unutmuşum. Gerçekten çok güzel bir tadı varmış. Burası da diğer aşağıdaki bahçe, burada üzüm asmalısı var ama burada üzüm vermiyor. Buranın iklimiyle alakalı olsa gerek, üzüm yetişmiyor. Bak şurada bir incir ağacımız var. Küçük bir incir ağacı. İncir de pek yetiştiği söylenemez, yetişmiyor. Mevsim olarak burada sezon erken kapandığı için bazı meyveler yetişmiyor burada. Daha güneydoğu bölgesi, oralarda her şey daha erken yetişirken burada mevsim kışa döndüğü zaman daha yeni olma aşamasına geliyor. O zaman da zaten kış gelmiş oluyor. O yüzden bu tarz meyveler buralarda yetişmiyor. Buranın en iyi meyvesi elma. Kayısı diyebiliriz yani. Burası da bir ahırdı. Yani ahır olarak kullanıyor halinde ama şu an içinde koyun falan yok. Yine içeri bir çekeyim şöyle. Ama inşallah yılan falan da yoktur yani içeride. Burası da böyle. Bir zamanlar buralar tıklım tıklım koyun falan olurdu işte. Böyle bir ortam. Tabii buralar şu an tehlikeli aslında. Yani şu aralara yılan falan girmiş olabilir. Fazla oyalanmayacağım burada. Çıkayım buradan. Evet. Kazlar her yeri didik didik ediyorlar. Böyle de bir yer. Burası. Böyle geldiğimizde burada inek falan olurdu. Şimdi evet. Burası danaların olduğu yer, özel bölmeler yapılmış. Şöyle inekler burada olurdu. Şimdi ışık yok tabii içeride. Şu an inekler olmadığı için burası şu an böyle kendi haline bırakılmış. Burayı kapatalım. Burada da yine aynı şekilde. Burası da ayrı bir ahır. Burada da inekler vardı bir dönem. Şöyle
Ya çoktandır içeri girmediği için biraz da çekiniyorum aslında. Bak yerler hep çatlamış. Şimdi yılan falan olur. O yüzden çekiniyorum. Evet. Burası tavukların yeri. Tavuklar besleniyordu burada. Evet, sonunda ekmeğimiz hazır. Bu benim en sevdiğim ekmek. Biraz kalın yapılıyor bu yörede. Ama çok sevdiğim bir ekmek. Şimdi şurada biraz çayımızı falan da getirdik, peynirimizi. Burada oturup afiyetle yiyeceğiz inşallah.